Merhaba. İşte bir unicorn masalı daha. Evet. Şimdi haydi bakalım. Gelin benimle. Neler oluyor orada? Bir bakalım. Unicornumuz biraz gürültülü bir ortamda. Sıralar var, çantalar var, kitaplar var. Tahmin ettiniz değil mi? Unicornumuz okulda. İyice yaklaşıyorum yanına. Bakalım. Surat asık gözüküyor. Neler olduğunu bir öğrenelim. Öğretmeni unicornumuza bir şeyler söylüyor. Unicornumuzun dersleri pek iyi değil galiba. Biraz kötü notlar almış. Evet, zil çaldı. Unicornumuz eve gidiyor. Canı sıkkın, suratı asık. Keyifsiz. En yakın arkadaşı yanına geldi ve konuşma başladı. Şimdi onlara bırakıyorum sözü. Ne oldu? Niye üzgünsün? Dedi arkadaş unicornumuza. Unicorn, yine çok kötü notlar aldım. Ben başarısız bir öğrenciyim dedi. Ve annem bundan çok sıkılıyor. Şimdi anneme ne diyeceğim dedi. Yani biliyor musun dedi arkadaşına unicornumuz. Aslında böyle çok da önemsemiyorum. Niye böyle anlamadım ki dedi. Arkadaşı ona üzülme arkadaşım. Geçer bunlar, geçer. Bir şeyler değişir dedi. Unicornumuz yine her zamanki gibi kendisini yerin dibinde hissediyordu. Yerin ta altındaymış gibi. Yerin üstüne yukarılara çıkmalıydı ki derslerinde başarılı olabilsin. Bu sefer daha öncesinde meleğinin öğrettiği bir uygulama aklına geldi. Hemen onu yaptı. Kendisini mavi bir balonun içerisine aldı ve eve öylece yürüdü. Annesi kapıyı açtı ve derslerinin nasıl geçtiğini söyledi, sordu. Unicorn ses çıkarmadı. Geçip televizyon izlemek istedi. Annesi tekrar sordu. Bugünkü sınavın nasıl geçti? Unicorn annesini tersledi. Bak işte orada çantamda notlar dedi. Annesi çantayı açtı ve notlara baktı. Yüzü bir anda değişti. Unicorn kendisini hala mavi balonda hissediyordu ve mavi balonda olduğu zaman bir müddet sonra kendisini daha güzel ifade etmeye başlıyordu. Biraz bekledi. Annesi sinirle içeri girdi ve "Bu ne zaman değişecek?" dedi. "Hep düşük not alıyorsun. Ders çalışmıyorsun." dedi. Unicorn bir anda ayağa kalktı. Yumuşak bir şekilde ve "Anneciğim," dedi. Bana biraz zaman ver. Bunu halledeceğim. Yani açıkçası evde ders çalışmayı sevmiyorum. Ama yine de notlarımın iyi olmasını ve derslerimde başarılı olmayı başaracağım. Bana biraz izin verir misin dedi. Annesi şöyle bir baktı ve şaşırdı. Onun böyle güzel konuştuğuna pek de şahit olmamıştı. Tamam dedi. Tamam. Şimdi işim var, gidiyorum. Annesi odadan çıktı. Unicorn hemen ellerini kalbinin üzerine koydu ve hadi, hadi frekansım yükselsin ve ben artık bu derslerde başarılı olayım diye kendi kendine konuşurken, çünkü meleği ona her türlü sıkıntıda frekansının gerektiğini öğretmişti. Kendi kendine böyle konuşurken meleği yanına geldi. Ve dedi ki unicorn'a,
Bana bakar mısın? Unicorn boynunu bükerek baktı. Kendine biraz değer yüklemelisin ve değerinin farkına varmalısın. Çünkü sanırım kendini değersiz hissediyorsun. Başarılı bir öğrenci olmayı kendine sanki layık görmüyorsun. Bunu hak etmediğini düşünüyorsun diye peş peşe bir şeyler sordu Melek. Unicornumuz biraz şaşırmıştı. Beyni yanmış gibiydi. Bakıp kaldı. Ha, doğru dedi. Ben başarılı bir öğrenci olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Yani ben özgüven ve değer bu konularda eksik hissediyorum kendimi dedi. Hadi dedi meleğimiz, çalışmaya başlayalım. Hemen başladılar. Önce unicornumuza ellerinden mavi bir ışık çıkarmasını ve bu mavi ışığı kendisinden başlayarak öğretmenine, annesine, babasına, sınıfına yaymasını istedi ve unicornumuz ellerinden ışığı çıkararak her yere yaydı. Ve unicornumuz şimdi şunu söylemesi gerekiyordu meleğimizin eşliğinde ve başladılar. Ben değerli bir çocuğum. Ben başarılı olmayı hak ediyorum. Ve kolayca başarılı olabilirim. Kendimi, anneme, öğretmenime, aileme, arkadaşlarıma sağlıklı bir şekilde ifade edebilirim. Özgüvenim tam. Ben değerimin farkına varmayı seçiyorum. Ben çok değerli olduğumu kabul ediyorum ve derslerimde başarılı olmayı seçiyorum. Kolaylıkla ve neşeyle seçiyorum. Başarı benim doğuştan hakkım. Buna kolayca sahip olabilirim. Keyifle ve neşeyle yaşamı daha güzel yaşayabilirim. Başarmayı sadece kendim için seçiyorum. Ben kendim için güzellikleri seçtiğimde zaten annem, babam ve etrafımdakiler de mutlu olur. Bu böyledir. Kendimi çok seviyorum ve kolayca başarılı olmayı seçiyorum çünkü ben başarılı olmayı hak ediyorum. Meleği ona her akşam yatmadan önce bunları tekrar etmesini söyledi. Ve sen de derslerinde çok başarılı olmak ve yüksek notlar almak istiyorsan, o meleğin söylediklerini tekrar edebilirsin. Kendine iyi bak, iyi uykular.